işin saha kısmına girebiliriz ama pandemi dönemi hepimizi çok zorladı. Seyircisiz maçları evet. izlemeye alışmıştık. Saat 19.45 gibi seyirciler tribüne gelmeye başladı ve yavaş yavaş tribüne de seyircilerin gelmesiyle birlikte hareketlilik de oluşuyor Beşiktaş Park'ta. 12.000-13.000 civarında futbol severin tribünde olmasını bekliyoruz. Her yerde bayrağımız var. Ay yıldızlı bayraklarımız koltuklara bırakılmış durumda ve dev bir bayrak görüyorum karşı tribünde. Sanıyorum seremonide veya İstiklal Marşımız okunurken tribündeki taraftarların üzerinden, futbol severlerin üzerinden bayrağımızı da dalgalanırken göreceğiz. Orada en azından öyle bir izlenim aldım. Orada bir bayrak evet, var. Açılacak bir bayrak. O açılacak yani. Bir bayrak var. Orada onu gördüm. Bu tarafta her koltukta bir bayrak var. Günün erken saatlerinde başladılar koymaya işte ve yerleştirildi. İşte tam o noktada seyirciyle buluşmak ve mutlaka. Bu oyuncuların üzerindeki konsantrasyonu, motivasyonu esas açısından ne düşünürsünüz diye soracaktım. Çünkü Yusuf'un yanaşacağı bir milli takım düşünebiliriz. Yalnız şu var. Tam da bir şey mi soracaktın Hünkar? Hayır. Karadağ'ın kadrosu da gelmiş. Lütfen onu da alalım. Miyatiç kalede. Vujačić, Tomašević, Vešović, Božović, Đurđević, Savić, Hakšabanović, Kosović, Čekić ve Marušić mücadele edecek. Kanatta Marušić, siz bizim nasıl bir dizilişle oynayacağımız üzerinden veya nasıl bir formasyon üzerinden oynayacağımızla ilgili yorum yaparken sonrasında rakipte de şimdi Đurđević gibi her an her şeyi yapabilecek, iki stoperin arasına girebilecek, kanat bekleriyle stoper arasına girebilecek, sırtı dönük oynayabilecek bir oyuncu, şut atabilecek. Rol çalışıyor. Tam onu anlatacaktım şimdi. Baktığım zaman iki farklı isim, beklemediğimiz isim görüyorum. Bunlardan birisi Božović, 2010 senesinde en son milli maç oynamış ve bir diğeri de Vešović. Biraz daha acaba takım savunmasını güçlü tutmayı mı düşündü hocam? Evo, znamo znači koji je 11. igrač, Božović i Nešović su koji nismo mi očekivali, pošto Božović posljednji put 2010. igrao za crnogorska reprezentacija. Šta ste vi mislili? Da li ste mislili da malo da napravite bolje odbrana? Ne, nego bolji napad. Hayır, savunmadan ziyade daha çok saldırıyı biz burada öngördük. Biliyorsunuz bizim ana kadromuzda yer alan tam 8 oyuncumuz şu anda eksik ve dolayısıyla Božović ve bunun gibi birkaç oyuncu daha bize yardıma geldiler. Evet haklısınız, biz bir yandan savunmamızı güçlendirirken bir yandan da agresif bir şekilde saldırıyı da öngörüyoruz. Çünkü bu ancak agresif bir oyunla, iyi bir futbolla beraber birkaç puan kazanmak için biz böyle bir şey planladık ve bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kosović, Marušić, Đurđević, Božović 11'i ekranlarınıza yansıdı. Ve Şenol Hoca, Şenol Güneş geliyor. Çok şık olmuş Şenol Hoca. Çok şık geliyor yalnız. Birazdan göreceksiniz değerli evet. seyirciler. Şenol Hoca gerçekten çok şık olmuş. Ya ben bile baktım, döndüm bile baktım hocaya. Hocam maşallah. Şu anda buraya doğru geliyor. Birazdan İbrahim Kırkaya'nın sorularını cevaplayacak. Teşekkürler sevgili Hünkar Mutlu. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle belirtelim, çok şıksınız. Çok şıksınız hocam. Teşekkürler. Yeni bir dönem. 3 maçlık bir çok gürültü. 3 maçlık yeni bir dönem. Karadağ maçıyla yeniden başlıyoruz. Buyurun. Tabii hedefimiz Dünya Kupası. Katar'da olmak istiyoruz. Hedefimiz büyük, isteğimiz de büyük olmak durumunda bugün. Her maçta 3 puan var. Kazanmak istiyoruz. Bugün de 3 puana ihtiyacımız var. Kazanmak için de hep birlikte takım olarak yeteneğimizi, karakterimizi ortaya koyacağız. Takım oyun içerisinde koşarak, yardımlaşarak, bütün kalitemizi ortaya koyarak, inancımızla, cesaretimizle, taraftarımızla buradan mutlu ayrılmak istiyoruz. İşte Karadağ milli takımı, Vujačić ve Božović ileri uçtaki isimler. Ve Türkiye ilk düdük çaldı, mücadele başladı. Buradan birini aldı, gidiyor Cengiz. Burak sağ tarafından deplase oldu. Cengiz kaleyi gördü, şut çekecek. Vurdu Cengiz, gol! Gol, 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 gol! Muhteşem vuruyor topa. Cengiz Ünder fırtınası. Topun ağlara gidişi. 9. dakika geride kalırken geliyor gol. Muhteşem bir vuruş. Golü erken bulduk. İşte oyuncularımız.
Şenol Güneş'e koşuyor. Golün sevinci böyle yaşanıyor. Türkiye 1, Karadağ 0. Orta uzak noktaya savunmadan dönüyor. Şut pozisyonu, top direğe çarptı ve dışarı gitti. Kaçan fırsat Kaan Ayhan. Gole yaklaştık, sonuç alamadık. Bir kez daha izliyoruz. Uzak köşeyi düşünüyor. Cengiz çizgiye yöneldi. Yerden orta. Burak vurdu. Top dışarı gidiyor. Önemli bir fırsat. İyi bir kanat akını. Son şut Burak'tan. Top out'a çıktı. Topun ağlara gidişi. Yusuf'un son vuruşu 2-0. Millilerimiz kenetlendi. Golü kutluyor. Ne kadar güzel bir gol. 31. dakika. Skor 2-0 oldu. 3'te gol. 3'te gol. Bunlar beklediğimiz goller. Yusuf son vuruşu yapıyor. Burak aldı, döndü, vurdu yerden, top alta gitti. Burak yine koşuyu sürdürdü. Burak'a doğru pas, offside bayrağını kaldırdı. Yardımcı hakem Yusuf'un vuruşunda top ağlara gitti ama daha önce yardımcı hakem Hiçam içinde tehlike var. Top dışarı çıktı. Büyük tehlike atlattık. Durdeviç, savunma arkasına pas, çok tehlikeli noktaya, tehlike var kalemizde, top ağlara gitti. Bir anda savunmada derinlik anlayışını kaybettik ve Marušić topu ağlara gönderdi. Kırkıncı dakikada geldi gol. İşte burada savunmamızın arkasına gelecek. Burak pas istedi. Burak top aldı. Kaleye baktı, vurdu. Burak dışarı gönderdi. Burak sonuç alamadı. Topu dışarı gönderiyor. Kart cezalısı oldu. Az önce gördüğü sarı kartla beraber. Vuruş kaleye doğru ve köşeden top filelere gitti. Top ağlarla buluştu. İki iki. Ve maç sona eriyor. 90+6'da yıkıldık adeta. 2-2'lik beraberlikle bitti mücadele.